Herkese selamlar. Bayram tatilindeyiz ama piyasaların açılmasına az kaldı. Pazartesi günü piyasalarda neler olabilir? Hep birlikte bakalım. Tatildeyiz fakat ekonomiye dair yeni düzenlemeler geliyor. Hem borsa tarafını, hem mevduat tarafını, hem de dolar TL tarafını etkileyecek uygulamalar bunlar. Bunların piyasalardaki yansımaları neler olabilir? Borsa bundan sonra nereye gidebilir? Dolar TL'de nasıl beklentilerimiz olmalı? Hepsini hep birlikte değerlendirmeye çalışalım. Şimdi biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım sadeleştirme adımlarından ilkini bankacılık piyasasına yönelik olarak değerlendirmişti ve TL mevduatın oranı ve karşılığında tesis edilecek menkul kıymet oranı ile ilgili düzenlemeler gelmişti. Bunun en azından bankalar üzerindeki baskının kalkmasıyla birlikte piyasanın geri kalanına da olumlu yansıyabileceğini konuşmuştuk ve bunun etkilerini aslında bayram öncesinde görmeye başladık. Asıl etkileri bayramdan sonra ortaya çıkacak. Bununla birlikte döviz mevduatlarında stopaj oranı %25'e yükseltildi. Bu da şu anlama geliyor. Döviz mevduatı istemiyoruz. Dolarizasyonu önleme adına atılmış bir adım. Peki bu taraftan çıkan paralar nerelere gidebilir? Borsa gibi alternatif bir mecraya gidebilir. Yine KKM tarafı insanların aklına gelebilir. Fakat KKM ile alakalı da çok istekli, arzulu davranılacağını da düşünmüyorum. Neden? Daha önce biliyorsunuz bunlarla alakalı düzenlemeler yapılmıştı. Bankalar önden prim ödüyorlardı. Bu uygulamadan vazgeçilmişti. Dolayısıyla KKM şu an mevcut haliyle devam ediyor ama alternatif getiri yaratacak enstrümanlara doğru yönlendirme de devam edecek. Peki şunu sorabilirsiniz, KKM istenmiyorsa buradaki stopaj oranı istisnası neden yıl sonuna kadar uzatıldı? Bunun da çok basit bir açıklaması var sevgili arkadaşlar. Buradaki yük fazla, 2,5 trilyon lira civarında. Dolayısıyla burada KKM ile alakalı bu istisnanın uzatılmaması ya da KKM'nin boşaltılmasına dönük adımlar direkt atılması halinde bu sefer oradan çıkan para altın, gümüş, dolar gibi varlıklara talebi artırabilir. Beklenmeyen sert yukarı yönlü hareketler olabilir döviz varlıklarda. Dolayısıyla burayı kademeli bir şekilde azaltmak adına kontrollü bir şekilde yönetecekler. Asıl arzu edilen şey TL enstrümanların cazibesini artırmak olacak. Burada da hep ifade ediyoruz. Dolar bazında da şu anda 220 dolar seviyesinde olan endeksin ucuzluğu. Ki dolar TL'de de teknik olarak da baktığımızda özellikle 28.50'lere doğru bir yolculuğun olduğunu görüyoruz ilk etapta. Tabii ki bu hemen olmayabilir, kademeli olabilir. Fakat oraya geldikten sonra yeni seviyeler ne olabiliri hep birlikte değerlendireceğiz. Mehmet Şimşek'in gelişiyle birlikte kendisinin de ifadesi 8,5 milyar dolar civarında ve rezervlerde bir iyileşme var. Ama bu iyileşme Türkiye ekonomisini bir anda ayağa kaldıracak bir iyileşme mi? Elbette ki hayır. Hala çok ciddi diplerde Merkez Bankası rezerv seviyesi ve rezerv toplama hamleleri devam ediyor. Bu da piyasadaki talebi de artıracak. Aynı zamanda sizlere hep ifade ettiğimiz Türkiye'ye çekilmek istenen yabancı yatırımcının geleceği seviyelere kadar dolar TL'nin de yukarı gidişine izin verilecek mutlaka ki. Fakat bir noktada da sert yukarı yönlü hareketlerin olması da istenmiyor. Beklentilerin bozulması halinde ipin ucu da kaçabilir. Piyasada birçok şey beklentilerle oluyor. Bunun da arzu edilmediği bir süreç var. Yani çok kapsamlı bir yönetim gerektiriyor. Dolayısıyla diğer TL enstrüman getirilerinin ön plana daha da fazla çıkacağı bir süreç önümüzde olabilir. Bu da benim için açıkçası borsa tarafında bir süre daha oldukça pozitif hareketleri gündeme getirebilir. Ama tabii ki borsa biliyorsunuz tarih zirvesi 5704'tü Ocak 2023 itibariyle. Orayı kırdı. Ondan sonra düzeltme yaptı. Şimdi tekrar orayı kırdı ve haftalık kapanışını biliyorsunuz 5759'la yapmıştı. Bunun üzerine doğru hareketini ilk başta size daha önceki videolarımda ifade etmiştim. 6000 psikolojik seviyesini bir görebiliriz. Zorlanabilir buralarda. Ufak tefek kar satışları olabilir. Ama netice itibariyle dolar arttığı sürece ki buraya geldi. 220 dolar da borsanın dolar bazındaki seviyesi açısından önemli kritik bir seviye. Dolayısıyla buradan yukarı yönlü hareketler belki de tabii kademe kademe bakmak lazım. 300-310 dolarlara kadar da ilerleyebilir. Ama bu bir anda olabilecek bir şey değil. Kademe kademe hep ifade ettiğim gibi haber akışlarına bakarak takip edeceğim hususlardır. Bunun da altını özellikle çizmek lazım. Dolayısıyla özetleyecek olursak hafta başlangıcı ile birlikte ben borsada pozitif bir hava bekliyorum. Dolar TL'de de kademeli yükselişin sürmesini bekliyorum. Mevcut durum ve mevcut koşullar dışında olağanüstü gelişmelerin olabileceği ihtimalini de göz ardı etmeden piyasada risklerinizi dağıtarak, minimize ederek rasyonel bir bakış açısıyla hareket etmenizde fayda var. Ama genel görünüm benim açımdan
pozitif. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.